Hocam şimdi bu bir aritmetik dizi olduğu için ilk başta R'sini yani ortak farkını bulmamız lazım. Evet. Burada da iki tane bize örnek vermiş aritmetik dizi. Toplamlarını vermiş. Evet, toplamlarını bunları vermiş. Bunları kullanacaksın. İlk başta A1 artı 32 R. Yani A13'ü evet. Yerine yazmış olursun. Biraz büyük evet. Yazabilir misin? Biraz küçük oldu yazıların. Bir de biraz bastırarak yazarsa ekranı güzel çıkar. A1 artı 32 R. Artı. Şimdi A17 bu şekilde yazacağım. A1 artı. A1 artı. 16 R. Eşittir 70 demiş. Tamam. Hocam burada birçok yoldan gidebiliriz ama ben A1'i sadeleştirmek için çünkü elimizde iki tane A1 olacak. Bu yüzden hepsini ikiye böleceğim topladıktan sonra. Tamam. Bunlar 2A1 artı 48 R olacak. Bu da 70'e eşitlenecek. Tamam. Şimdi ben bunların hepsini ikiye böleceğim. İkiye böldüm. Yani A1 artı 24 R eşittir 35 oldu. Tamam. 35 oldu. Şimdi alttaki toplamdan yararlanacağım. Burada da burada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. A12 yerine yani dizinin genel terimi A1 eşittir A1 artı N-1 çarpı R. Dizinin genel terimi olduğu yerine yazın. Olacak. Burada yaptığım şeyi tekrardan yapıyorum. Hepsini toplayıp ikiye böleceğim şimdi. Artı 30 R eşittir 34. 34. Buradan bunları da ikiye böleceğim evet, tekrardan. A1 artı 15 R eşittir 17 olacak. Şimdi burada ben ikisini çıkararak taraf tarafa çıkardım. Evet, taraf tarafa çıkardım. A1'ler bitti. A1'ler götürecek birbirine. Şimdi 14'den 15'liğe çıktı. Ve aynı zamanda 35'ten 17 çıkardım. 9 R eşittir 18 oldu burada. Buradan R eşittir 2 geldi. 2. Yani ortak farkın olduk ya, devamını artık yaparız. Nereden? Çünkü bakın burada da bir denklem var, burada da bir denklem var. Birinde yerine yazın, şurada yerine yazalım hemen. Tamam. A1 artı. R yerine 2 yazdık, 48 eşittir 35. Buradan A1 eşittir, eksi 13 geldi. Tamam, A1 eşittir, eksi 13. Şimdi A1'i bulduk, R'yi bulduk. İlk 40 terimin toplamını yazalım. SN eşittir. Neydi formülümüz? N bölü 2 çarpı A1 artı A. Evet. Biz hocam burada ilk 40 terimi istiyor. O yüzden S40 eşittir 40 bölü 2. A1'i zaten bulmuştuk burada. Eksi 13 artı A40. Burada A40'ı şöyle bulabiliriz. Zaten A1'i bulduk. Evet. R'yi de biliyoruz. R2 yani A40 eşittir. A1'imiz 13, R'imiz 2. 39 R olacak. R'yi zaten 2 biliyoruz. 2 bulmuştuk. 78 yapalım. 13'ü çıkardığımızda da 65 yaptık. Evet, onu da yerine yazdık. Burada S40'ı... Bir daha S40'ı yapmana gerek yok. Devam edebilirim değil mi? 40 bölü 2'yi zaten yazmama da gerek yok. Evet. Buraya devam et ki bütünlük bozulmasın. 20 eşittir... 20 çarpı. 20 çarpı pardon. 20 çarpı... Eksi 13 artı 65. Evet. Eksi 13 artı 65 ne yapar?
52. Evet, 52 yapar. 20 ile de çarptı. 10 eşittir 1040 oldu. Teşekkürler.